Ne yaptık bugün? Fazla da bir şey yapmadık yani. Açıldık ve aşağı doğru gittik. Şurada bir gap var, boşluk. 5400 kaç burası en yüksek? 5439, 40. Nereye kadar indik? 5458'e kadar indik. Ha, 20 puan kapatamadık. Burası kapanabilir. Şurası. Burası da kapanabilir. Böyle bir şuraya doğru böyle bir sarkmayla aşağıya doğru. Bu arkadaş şimdi 20 günlük ortalama. Bu da böyle buraya doğru geliyor. Yani bu ikisi bir yerde herhalde kucaklaşacaklar. Bir kesişme yaşanacak. Şuralarda bir yerde. Bu 5200 mi olur? Biraz daha altı mı olur falan filan. Onu bilemeyiz ama yani çok hızlı bir çıkış yaşandı. Bir de burası var. Yavaş yavaş geliyor. Golden Cross oldu. Yani kırmızı 20 günlük, yeşil 50 günlüğü şöyle şurada kesti. Fiyat üstünde ortalamaların fiyat tepeleri birleştiren şu trend çizgisinin direncini de kırdı. Ama oraya doğru geri çekilebilir. Şimdi bilindiği gibi bir beklentiyle buralara geldik. Şimdi hasar tespiti yapılıyor. Yani hasarın derecesi nedir kardeşim? Ne oldu bu ülkeye? Yani kime, hangi taraftan bu sorunun cevabını alırsan ona göre değişik cevaplar alırsın. Yani kimine göre her şey süper. Şahane oldu. Ülke patladı gidiyor yani. Önlenemez büyük bir yükseliş var ülkede. Kimine göre batma noktasının biraz üstünde, eşiğinde bir yerdeyiz. Yani hangi tarafta olduğunuza bağlı. Öyle bir durum var. Ama esas olmanız gereken taraf gerçeğin olduğu taraf. Yani gerçek ne? Gerçeği nasıl anlarsınız? Ne oluyor, ne bitiyor? Bugün alabileceğiniz herhangi bir şeyi bakın, bunu geçmişte daha mı kolay alıyordunuz, daha mı zor alıyordunuz? Yani şu anda bir takım şeyleri almak istiyorsanız bunları geçmişte alma şansınız, alma yani ihtimaliniz geçmişte mi daha yüksekti, şimdi mi daha yüksek? Geçmişte ev almak daha mı kolay, şimdi mi kolay? Geçmişte araba almanız daha mı kolaydı, şimdi mi kolay? Telefonunuz daha mı kolaydı, şimdi mi kolay? Geçim şartları şu anda size göre şimdi daha mı kolay, yoksa geçmişte mi daha kolaydı? Bunun değerlendirmesini herkes kendine göre yapar kardeşim. Şu anki durumun daha iyiyse bu ekonomi sana yaramıştır. Sıkıntı yok. Ama burada sıkıntı çekiyorsan, çektiğin sıkıntının bir kısmını başkaları sana ortak olsun, beni desteklesin diyorsa, kendim ben bunu götüremiyorum, bana oradan buradan destek lazım diyorsa, demek ki bu ekonomi seni o kadar iyi yerlere götürmemiş. Bu. Şimdi hasar tespiti olacak. Ne oluyor, ne bitiyor kardeşim? Geçilen tepeler. Fiyat olarak 4983 geçildi. 5198 geçildi. Yani bana göre 5198'e doğru bir geri çekilme, burada biraz oyalanma beni pek şaşırtmaz. Yani Türkiye büyük bir petrol üretimine başlar, doğal gaz üretimine başlar, altın madeni bulur. Bir anda 200-300 milyar dolar bulur falan filan. O zaman yukarı gider. Ama şu anda öyle bir durum bana göre yok. Şimdi hasar tespiti sonrası ne yapacağız?
Yani nasıl düzelteceğiz? Ona göre bir program yapılacak. Ve o program uygulanacak. Yani uygulanırken de herkes kendi kafasına göre şurasına şöyle yap, burasına böyle yap falan filan diye karışıp durmayacak. Karışmaya başlarsanız o iş olmaz. Bu kadar hızlı bir çıkış. Ve geçmişte de yaşandı arkadaşlar. Sonrasında yavaş yavaş süzülüyor. Bazı kağıtlarda 1.000 tane aldıysanız 500 tanesinin karını alın, bir nakite dönün ya. Yani. 2.000 tanenin 800, 750, 800'ünü satın satamıyorsanız bile. 5.000 tane aldıysanız 2.000'ini postala. Bir kar al bakalım ya. Bir kenara çık. Düşerse yerine koyarız. Düşmezse. Lan düşmezse de yani arkadaşlar dünyanın da sonu değil ki. Başka bir yerden, başka bir noktadan gene gireriz ya. Ya düşmezse. Ya düşmezse ne olacak ya? Düşmedi. Ne oldu? Hayatım mı karardı? Geriye gelmedi. E ne oldu? Bu endeks ne kadar çok geri geldi bir bilseniz. Bak son 5 ayda ne kadar geri gelmiş? 1, 2, 3, 4. Her ay bir kere gelmiş geriye zaten yani. E bir o kadar da çıkmış tabii ki. Geri gelmesi için de bir o kadar çıkması lazım. Yani trend. Trend yukarı mı? Trend yukarı kardeşim. Trend böyle. Tamam, eyvallah. Bak ortalamadan döndü. 50 haftalık ortalamadan döndü. Şimdi buraya açıldı. Oraya açıldı da ortalamalar burada. Şu yatay alanın üstüne çıkıyor, olumlu. Ana trend şuradan itibaren hep ortalamaların üzerinde zıplaya zıplaya gitti. Son zamanlarda 1700 hatta şuradan itibaren 1400'den itibaren hiç 20 haftalık ortalamanın altına inmedi. Bir tek şurada geldi. Mart ayında. Buradan sonra yıkıldı. Şimdi tekrar üstüne çıktı ama 50 haftalık ortalamaya ilk defa geldi uzun süreden beri. 2021'in Ekim'inde gelmişti en son. Rally'nin başladığı yer. İlk defa tekrar burada geldi. Şimdi bunun bu sağ tarafının dolması lazım. İniş çıkışlarla. Ya hocam dolmadan gitse ya ne güzel. Ha gitsin. Yani işte böyle buraları doldurmadan roket gibi gidince sonra 3 ay 5 ay aşağıya doğru süzülüyor. Ne oldu bana falan diye başlıyor sorular. Burası ne böyle? Al sana roket. Roket enzi. 5 ayda buraya. 5 aydır da böyle. Hocam burada düşüyor gibi. Tabii düşüyor gibi. Dolar 23,5'a geldi de onun için. Endeks çıkıyor çıkması da ama dolar da çıkıyor. Ne anlattık? Yani endeks 19'da 6 ay kalınca o gelirlerin hepsi dolar bazında oldu. Öyle bir furya yok dünyada. Ona kimse dayanamaz. TL bazında kâr et. Fix kur neredeyse 19'da 6 ay 8 ay fix kur uygula devlet. Sen bu arada TL'de kâr et. Sonra gel 3'e 5'e katladığın büyüttüğün TL ile bu tarafta dövize yüklen. Döviz gene 19 liradan sana verilsin. Ne güzel iş ya. Böyle bir dünya mı var? En sonunda olanlar oluyor şimdi. Herkes de bir şaşkınlık. Ay dolar niye yükseliyor falan. Ne yapsaydı? Ne yapsaydı yani? Sen şimdi şu anda çaya %43 zam yapıyorsun. Yani doları bıraksan %43, 20 çarpı %40, sen şu anda dolar 28 lira olur senin çayına göre. Çay %43 artıyorsa, dolar da %43 arttı mı 28 lira olur. Sen o zaman dua et 21, 21, 22'lerde durduğuna. Yani bu işler
enflasyonla beraber. Yani her şey işte fazla sıkılmamalı. Fazla basınç yaratılmamalı. Bu çocuk eğitiminde falan filan da bilirsiniz. Ne kadar çok sıkarsanız çocuğunuzu en sonunda patlama noktasına getirirsiniz. Zannedersiniz ki çok iyi eğitiyorsunuz. Aha. Yani çok fazla sıkarsanız çok iyi eğittiğiniz falan hikaye kalır. Psikopat yetiştiriyorsunuzdur bir süre sonra. Gelir sizin kafanıza. Yani her şeyin bir dozu vardır arkadaşlar. Yani kediyi de köşeye sıkıştırmayacaksın üzerine giderek. Kaçış noktası bırakacaksın kediye de. Yoksa eninde sonunda köşeye sıkıştırdın mı üstüne atlar adamı. Burada da biraz bu kadar sıkarsa, bu kadar sıkıştırırsa en sonunda önüne geçemezsin. Şimdi şu kısım doldurulacak. Yani şu alan bence giderek gelerek falan doldurulacak. Dua edin. Böyle olmasın aşağı yönde. Yani şu çizginin altına, şu ortalamanın altına, şu ortalamanın altına gelmesin kardeşim. Rica edeceğim yani. Bunun üstünde kaldığı sürece başım gözüm üstüne. Ama altına giderse hele bir de bu kırmızı böyle şu aşağıya doğru dönük. Bu böyle olup kırmızı da böyle yaptı mı? O zaman geçmiş olsun. Dönün. Uzun bir süre daha gene itiş kakış piyasasına hoş geldiniz. Buraya dikkat. Ben yukarı gidecek konusunda hala ümitliyim de. Kimse karışmazsa. Karışmalara falan başla. Ha, dolar yukarı gidecek mi? Gidecek tabii şu an. Ya. Dolar 5 liraya inecekmiş de. Yok dolar 8'e düşermiş de. Ya Allah'ın sersiniz. Bu laflarla büyüdük. Kaç sene geçti be. Dolar 3 liranın üzerine çıkamazdı. Çıkarsa gelsinler suratıma şöyle yapsınlar. Be. Nereye çıkamıyor? Ne 3 lirası? 23 lira oldu. 13 bile değil. 23 oldu. Ne o 3 lirada? Ne 4 lirada? Neyi tutuyorsun? Bu işler öyle yani lafla tutulmaz. Ekonomin güçlü olacak kardeş. Üreteceksin aslanlar gibi. Üstün teknoloji üreteceksin. Enflasyonu %2'de tutacaksın. Yani bir sürü ülke yapamadı. Sen nasıl yapacaksın ki? Yani o hareketlerle enflasyonun patladığı bir ülkede enflasyonun yukarıya %30, 40, 50 neyse yukarıya doğru tırmandığı bir ülkede sen dövizi aynı noktada, hiçbir dövizi aynı noktada tutamazsın ki. Hiçbir parayı senin parana karşı. Dolar yukarı. Faiz yukarı. Borsa da yukarı. Bir şekilde. Borsa belki biraz geride kalabilir. Ama bir süre sonra dolar dengelenecek. Duracak yani. Faizler biraz daha yukarı. Dövizden dolara, dolardan faize. Sonra dengelenen bir ülkede faizler yavaş yavaş aşağıya doğru gelir. Üretimle beraber enflasyon ve sıkı para politikası zaten insanlar kolay kolay bir şey alamaz hale gelecek pahalılık dolayısıyla. Sıkı bir para politikasıyla paraya erişimi de zorlaştırırsa yüksek faizlerle evet, o zaman enflasyon aşağıya doğru yol alır. Üretimi de arttıracaksın ama. Gitmez.
Belli bir noktaya kadar iner, ondan sonra indiremezsin. Üretim lazım. Tüketimi karşılayacak üretim lazım. Evet. Burası böyle. Burası neresiymiş? Bakalım. Olsun. Altın ne yapıyor bu arada? Bakalım. Altının durumu. XAU-USD. O da burada tepiniyor. Şurayı geçerse yırtar. Yani 1985'in üzerine çıkıp şunun üstüne çıkıp orada kalırsa üstüne doğru tırmanıp şöyle ve orada kalırsa böyle tekrar bir hamleyle böyle bir çana gitme ihtimali doğar. Şöyle tekrar. Buralarda didişip ileri geri ileri geri hareketlerle 32'nin altına çakılırsa şuranın buraya gider. Geçen sefer söylediğim gibi 1875'e doğru yol alır. X Bank bugünlerde bu olmasa endeks zaten iyi eksi yazardı son zamanda. Burası tutuyor. Bankalar yukarı gidiyor. Yoksa bankalar aynı zamanda endeksin de içinde. X 100'un içinde. XU banka endeksi yukarı gittikçe bu endeksi yani BIST'i ayakta tutuyor şu anda. Uzun süre ayak bağı oldu. Şimdi desteğe geldi. Nerede dolaşıyor? 50 aylık ortalamada da dolaşıyor bankalar. Gram altın. Gram altın yukarı gider. Neye, niye yukarı gidiyor? Niye gitmesin? Yani. Gram altın dolar grafiği gibi. Ne ons altın bölü 31,1. Alt taraf değişmiyor. Ons altın da değişmiyorsa dolar ne kadar gidiyor? 1480'e onu da bilmiyorum ya. Ama o artık kuş tüyü, yani kuş tüyünden de hafif olur herhalde. Gram altın zaten ufacık bir şey böyle, minik. Yani gibi. Abbas yolcu yukarıya doğru vurdu. 23 41 diyelim. Yani burada bu data da doğru mu diyeyim o da ayrı mesele de. Yani hiç kendi kafasına göre burası da takılıyor işte. Yani 23 41. Burası da tırmanıyor. Orası tırmanıyor. Gram altın da gidiyor doğal olarak. Evet. Yani şeye bakarsak Dow Jones'a o da şurada bir çanakla meşgul ama esas büyük çanağı bu. Böyle 31.429 sol omuz baş sağ omuz. Bu çanak katladığı anda 37 bine doğru Abbas yolcu tarihi zirveye. Ki muhtemelen olabilir yani öyle olacak herhalde. Evet. X30'da ne durum var? Bu spot. O da geldi 6180'e. 5836, 6270. O da burada. Evet.
tarihi zirveye gitti. Şimdi o da burada biraz dinlenir kardeşim. Yani burada nasıl böyle itiş kakış olduysa, burada da şu havalide de 5500 6000 arası, 6200 arası burada şu alan bence doldurulur. Ondan sonrasına bakılır. Evet, kağıtlara geçebiliriz. Ben fazla meşgul etmeyeyim. İnsanlar merak ediyordur kendi kağıtlarını falan. Peki Hadi hocam. bakalım. İlk sorumuz Şeker Bank olmuş. Gitti Hocam. mi? 6 kuruş gitmiş. Şeker bak. Evet. Değil mi? Evet. Doğru. Ne oldu? Şey mi gitti? İnternet mi gitti? Hocam sizin görüntünüzde bazen Panikledin bir anda? kesilmeler var o yüzden, ama şu an bir sıkıntı yok. Tekrar olursa ben size söylerim. Tabii yani bendeki enerji orada şey yapıyor. Etkiliyor yani iletişim. Cızırtı yapıyor yani. Hocam Maskede bir bozukluk yakalayamıyor bazen sizi. maskede bir bozukluk var. Maskenin altındaki yani surat daha değişik olduğu için saklamaya çalışıyorum maskede. Yani ama maalesef enerji durumu var herhalde. Buraya geliyor kardeşim. Bunu ufak ufak götürürler. Buralara gelecek o. Bu 3'e de gelir, 3-15'e de gelir herhalde muhtemelen. Yani şu çanak çaktırmadan ufaktan ufaktan onu böyle işte katlayıp bekleyeceksin. Yani biraz burası sinir harbidir. Bekleyeceksin. Bu çanağa gelir. O, yani gene 3.30'lara doğru. Öyle görünüyor. Çünkü şurada da Golden Cross falan. Yani kısa uzunu kesti mesti. Şurada güzel böyle bir yarım daire oluştu. Yani burada bir güzel bir solomuz var. Ondan sonra burada efendim ikili dip var. Hatta şurada şöyle bir tane sağ omuz oldu. Altta oldu biraz. Onun için üstte bir tane daha yapmak lazım. Bak buradaki boşluğu bile kapattı kerata şurada. İnerek. Yani buradaki boşluğu nasıl kapattıysa çıkarak burada da inerek bu boşluğu kapattı. Buraya doğru niyetleniyor şu anda. Daha da üstüne doğru. Bu çanağı tamamlayıp şu çanağı tamamlayıp onu katlamaya gitmeye çalışıyor. Buralar daha sonraki. Onlar biraz spekülatif. O uçuş günleriydi. Bankaları uçurdular sonra gömdüler ya Eylül'de. 2022'nin. Öyle bir hikaye yaşanmıştı o. Evet, geçelim. Alınıp tutulabilir. Hocam sırada Bursa Çimento var. Bu cim. Yani tutmak lazım. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Mallı toplayamadı belki. Oraya doğru geldi. Ama bunun niyeti kardeşim 7 lira olabilir. Hatta biraz zorlarlarsa bu 8'e falan da gidebilir. Niye? Çünkü artık deprem sonrası, tamam, bunu deprem öncesinde buralardaydı fiyat. 5'in altındaydı, dip yapmıştım. Buradan depremle beraber çimento sektöründe büyük karlar yazılacak falan filan diye uçurdular bütün kağıtları, buraya getirdiler. İnşaat sektörüyle ilgili ne kadar malzeme varsa hepsini uçurdular. Ereğlisi, seramiği, ıvırı zıvırı, kalekimi, zartu zurtu hepsi uçtu. Sonra millet atlayınca belli bir noktada tamam dediler biz trenden iniyoruz. İleride çünkü köprü yok. Uçurumdan aşağıya
tren köprü olmayan köprüden, uçurumdan aşağıya nehre doğru yuvarlanmadan önce kaçtılar. Bu da kaçış sinyali. Tavandan tabana kadar tabiri caizse tahtadaki bütün insanlara, alıcılara mal veriş. Buna tahtayı boyama deriz. Yukarıdan aşağıya boyadı tahtayı. Herkes mallandı. Arkasından bir daha gömülme vaziyeti. Ondan sonra saldı gitti. Şimdi yukarı doğru tırmanıyor tekrar. Şöyle bir alanda toparlandı. Bunu yukarı yönde katlarsa dediğim gibi 8 liraya kadar da götürebilir. Bekleyeceksin kardeşim. Evet, geçelim. Sırada Goodyear var. Hani Bursa Çimento'nun yanında ona benzer bir başka grafikte burada var Batı Çim. Bunlar pek fazla langır lungur, haldır huldur iş yapılan yerler değildir. Zaman zaman birileri gelir, alır götürür. Yani. Burada gördüğün gibi çimento furyasında pek uçurmamışlar bu kağıdı. Yani o kadar devasa bir çıkış yaşamamış. Bir önceki tepeye yakın yerden şuradan dönmüş. Tekrar buradan dönmüş. Tekrar çanağı tamamlamaya gidiyor. 45'e de gider, 50'ye de gider. İsterlerse götürürler. Bu şey, Batı Çim. Batı Söke. O ikili dip tepe yapmış burada. Oradan göçmüş aşağıya. Ta buradaki dibe kadar gelmiş. Şimdi burada biraz debelenme var ama ha. Yani şu ortalamanın üstüne mesela böyle çıkarsa ortalamanın üstüne o zaman buraya kadar gider. 4'e kadar, 4.20'ye kadar. Kollamak lazım ortalamanın üstüne böyle çıkıyor mu diye. Çıkarsa buraya gider. Şu çanağı tamamlamak üzere. Mesela. Şöyle şuradaki çanağı görüyorsunuz. Böyle. Böyle bir çanak tamamlamaya. Evet. Neydi? Soru. Goodyear hocam. Goodyear. Goodyear. Lastik sektörü. Sahibi vardır. İsterse götürür kardeşim. Uzun süre buralarda süründü. Hiçbir hareket etmedi. Sonra koparttılar kağıdı 22'ye. Şimdi tekrar çanağı tamamlamaya gidiyor diyebiliriz. 24'e doğru yolcu bu. Daha sonra 14, 24, 35, 40 seviyesine doğru katlayabilirler mi? Daha hiç belli olmaz. Yani bunun USD'si ne alemde? Daha 50 gün, 50 aylık ortalamadan yeni kopuyoruz. Zamanında tepeler burada olmuş kardeşim. Bir sürü tepe var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 1,5 dolar. Kağıt 1,5 dolar çarpı 23. 25 olursa 37,5 eder. 23 olursa ne eder? 23 artı 11, 34 falan eder. Yani 35 liralara doğru gidebilir. Satıcı orada geliyor. Benim anladığım kadarıyla. 2011 yılından beri satıcılar hep burada. Ama şu anda yukarı doğru tırmanıyor. Yani ortalamadan koptu geliyor yukarıya doğru. Çanak tamamlanması dolayısıyla o TL'de bir dert oluşabilir belki ama onu haftalık grafikte gördüğün gibi dolarda gene 1,25. 1,25'e bakacaksın ilk önce ama 1,5 kesin satıcının geldiği yer. 1,25 eder, 25 lira falan eder. 20 lira olsa dolar. Dolar 20 lira olsa 4 kere 5 değil mi? 20. 20'nin üstüne 5 koy, 25 lira.
1.25. Ama dolar 23. Yani 1,5 lira falan daha koyarsan 1,5 75 kuruş daha. Yani 25 değil de 26 civarında tepe olur. 1.25'e tekabül eder. 23 dolar. Ya yani 23'ten hesaplarsan doları. 25'ten hesaplarsan o başka bir şeye gider. 31-32 civarına yol alır. Evet. Trend yukarı burada. Dolar bazında da yukarı. Geçelim. Hocam sırada Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları'da kağıt yok. Turnalar var. Uçun turnalar. Sen bilirsin o Türk Hava Yolları'nın arkasındaki amblemin turna olduğunu. Hocam bunu O böyle bir söylemiştiniz bana, hiç unutmadım. Evet biliyorum. değil mi? Evet. Uçun turnalar uçun İzmir'e doğru. Böyle bir şarkı vardı. Koptu. Boşluk yarattı. Dinleniyor gene kerata. Yani bunlar satıcının gelmesine işaret. Bunlar klasik dojiler. Çıkış sonrası oluşan dojiler. Kar satışı var. Yani kısa vadede kar satışı geliyor. Şu çanak katlanamadı daha ama koptu. Yani böyle çizelim. Tepe burada. Hatta çanağı biraz daha böyle çizebiliriz. Yatay alan olsaydı böyle olacaktı. Burası olmayacaktı ama burası aşağı doğru biraz bel vermiş. Çanak böyle. Neresi? 115. 120 diyelim. 120-155 diyelim. Ne etti? 35. Yani 190'lara falan gider bu. Ama hızlı çıktığı için şunun üstünde kaldığı sürece, bilhassa 160'ın üzerinde kaldığı sürece bunun 190, 220 falan gibi yerlere gitme potansiyeli hala var kardeşim. Yalnız kısa vadede satıcı gelmiş. Dojiler onu ifade ediyor. Yani açılışla kapanış aynı neredeyse. Bütün gün boyunca açıldığı yerden kapatmış. Alıcı güçlü olsaydı böyle kapatırdı. Başlangıç, bitiş. Beyaz. Buradan başlıyor 154'ten. 164'te bitiriyor 10 lira. Burada öyle bitirememiş. Burada başlamış, burada bitirmiş. Burada başlamış, burada bitirmiş. Bak. Burada başlıyor, burada bitiriyor. Burada başlıyor, burada bitiriyor. Bunun gibi değil. Şurada da boşluk var. 165. Burası 165-80. 166 diyelim. Buraya kadar sarkarak şu boşluğu kapatabilir. Burası 168,5. Burası 166. Arada bir fark var. Şurada. Bu böyle bir süre burada oyalanırsa da böyle aşağı yönde paniksel bir durum olmaz. Niye? Normal yani geçilen seviyenin üstünde hala. Tut ki bu geldi buraya. Ve bu geldi. Tamam. Böyle oldu. Eyvallah. İyi, güzel. Tamam öyle oldu da. Buradan da çarptı ve yukarıya doğru devam etti. Hadi buyur, ne oldu? Trend devam ediyor mu? Ediyor. Peşinden ortalamayı da sürükleyerek yukarı doğru gidebilir. Hala. Yani 2 gün duruldu diye paniksel bir durum olmamalı. Geri de gelebilir. Ama ortalamaların üstünde kaldığı sürece hedefi 200 liranın üstü. Önce 190, sonra 220 falan gibi rakamlar oluşabilir. Ya nereden biliyorsun ya, sen de müneccim misin? Falan filan. Yani değiliz ama. Yani şurada 6 dolar 8,5 dolar. 8 dolar desek 2 dolar. 2 dolarlık bir alan var burada.
2 dolar da değil. 2.30 fark. Bu fark çanak böyle yukarı katladığında 10.75. Yani 10 dolar olsa 230 lira. 11 dolar olsa 230'un üzerine 20 daha koy, 250 lira. Olur mu? Valla 4,5 doları geçeceğini de pek tahmin etmemiştim ama yani buradan öyle bir koptu ki enflasyon menflasyon 5 milyon yatırımcı falan gelince buraya bir de enflasyon patlattılar. O anda ortalık bir anda değişti. Şartlar anormal bir noktaya gitti. Şu süreç boyunca enflasyon %100'ün üzerinde değildi ki 2010'dan 2022'ye kadar falan. Burada enflasyon patlattı. Dikman'da bütün millet hurra diye daldı. Gelenler de aldı. 50 bin kişinin aldığı fiyat nereye gider? 5 milyon kişinin aldığı fiyat nereye uçurur kağıdı? Hocam şöyle bir durum olur mu? Çıkış buradan başladı. Bu böyle uzun vadede 20 senelik grafikte bu böyle bir sopa olsa burada bir dörtgen olsa hocam ne diyorsun sen ya? Eyvah eyvah. Bunu da böyle yukarıya doğru koparttığımızı düşün. Bir bayrak gibi. Çıkış, yatay alan, bayrak ve buradan bir süre sonra kopartıyorsun yukarıya. Akıllara zarar olur yani. 15 dolar. 15 dolara gittiği anda yani 300-350 lira gibi bir rakam ortaya çıkar. Hiçbir şeye olmaz demem bu piyasalarda. Yani gene söylüyorum. Sean Connery'nin James Bond filmini bir daha çevirmeyeceğim dediği günü Sean Connery'e söylüyorlar. Never say never diye. Hiçbir zaman olmaz deme. Yıllar sonra James Bond filminde hatırlarsınız. Yani anlattım onu daha önce televizyonda falan da. Yani tekrar James Bond filmi çevirmek için geliyor. James Bond filmi çevirecek. O film çevirdiği o filmin ismini Never Say Never koyuyorlar. Yani James Bond'un asla olmaz denilen o filminin hikayesi o. Çünkü Sean Connery ben bir daha James Bond filminde oynamak istemiyorum diye gidiyor. Ve ona diyorlar ki hiçbir zaman asla deme. Burada da hiçbir zaman asla demem. Her şeyin olabildiği bir yerdir. Bir anda. Yani. Onun için riskler vardır. Büyük kazançlar, büyük potansiyel kazançlar ortaya çıkar falan. Kendinize bir hedef tayin edeceksiniz. Şu hareket 15 dolara 2 senede gitse gene iyi para. Bir senede gitse gene süper para. Paranızı dolar bazında 2'ye katlıyorsunuz, 3'e katlıyorsunuz mesela. Çok süper para. Ama burada bakın birileri parayı katladı. 1 dolar 30, 8.30 oldu. Yani 6 katı falan gitti dolar bazında. Yani Türk Hava Yolları dolar bazında 1,5 senede %500 falan yani neredeyse %300-400 civarında faiz gibi para verdi. İnanılmaz para verdi dolar bazında bakıldığında. Dolar 8 lira olsa ne olacak? 3 katı olsa 24. Burada kağıt çok daha fazla gitti. Kağıt 7 liradan 170 liraya gitti diyelim hocam. Yani 7 liradan 20 katı gitse 140 eder zaten. Oralarda dolaştı. Yani şu anda 175 olsa 7 kere 25, 175. Demek ki 25 katı gitmiş.
üçte birini indirsen 25 katının dolar bazında 8 misli falan para vermiş demektir. Çok iyi para. Müthiş. Geçelim. Turnalar dediğim gibi daha yukarı gidebilir de kısa vade biraz kar satışı var turnalarda. Hocam sırada doğuş otomotivi var. Salı gününden beri değişmedi galiba. Doğuş otomobili değişti mi? Doğuş. Dur bakayım. Ya karalarda. Yaklaşıyor şimdi kar realizasyonun olabileceği yere. Yani tepeler burada. Oraya doğru geldikçe şurada mesela bir, iki, üç tane tepe var. Yani 1, 2, 3. Şimdi oraya doğru geldikçe sancı artıyor. Yani çıkışta 140'a kadar eyvallah. 140'tan sonrası biraz sancılı bir çıkış. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mum var. Bir tane beyaz var yani. Gerisi hep siyah mumlar. Yani kapanışlar hep açılışın altında olmuş. Tamam yükselmiş ama yukarıdan açmış, aşağıda kapatmış. Yukarıdan açmış, aşağıda kapatmış. Öyle gidiyor yani. Satıcılı gidiyor. Daha vakti var bunun. Yani şöyle bir görüntü var burada. Bu kağıdı alan nerede aldı bilmem ama millet bu kağıdı 4 lirada aldı. Yani 4 liralık kağıda 160 lira para veriliyor şu anda. Burası baş. Hani şurada bir yerde bir sağ omuz olursa bir düzeltme sonra yukarı giderse umutlanabilirsiniz. Yani bakarsınız fiyat olarak o zaman bu çanağın katlanmasına bakılır. 200'ün üstü. Oraya gidebilir mi? Böyle bir hareketle. Yani şu çanak böyle. Şu kısım katlanıyor. Bu döviz bazında ne olur? Şu anda kağıt burada kardeşim. Bak döviz bazında. İki tane direnci var. Bir 8,60. Bir tanesi de 10 dolar civarında. 10 dolar civarında olan direnç 230 lira. Türk lirası olan. Burası 8,5. Yani burası 8,5 olsa 8,5'u 23 ile çarpsak ne eder? 8,5 çarpı 23,5 200 lira. Ne? Şu tepeye gelmesi 200 lira eder. Eski tepeye yakın yani. Ama bunun geçilmesi lazım. Yani şurada bir blok var mesela bak. Benim tavsiyem şu yeşil 6,16. 6 dolar diyelim. 6 doların altına gitmediği sürece kal burada. Şu harekette tut. Al. Burada satarsın kısa vadede. Çünkü ondan sonra tekrar verirler falan. Boğuştururlar. Götürürlerse ondan sonra bir kere daha götürürler. Yani 6 dolar 10 dolar arasındaki çanağın 3 sene içinde falan filan katlanarak 14 dolara gitmesi mümkün mü? Mümkün. Hayır değil mi? Bütün bunlar ama ekonomik programın çalışması ve Türkiye'nin ayağa kalkmasına bağlı. Anlatımın başında dediğim gibi eğer endeks dolar bazında tekrar 200 doların altına doğru dalar kırmızı renkli 20 aylık ortalama
50 aylık yeşil renkli ortalamanın altına doğru aşağı yönde onu keserse bu teoriler falan biraz daha geleceğe atılır. Bu beklentiler falan kolay kolay hemen gerçekleşmez o zaman. Çünkü bir süre daha sürünme moduna gireriz. Dip çalışması falan filan cart curt. Vakit yiyen çalışmalar. Evet, geçelim. Hocam sırada Vakıfbank var. 10.04'e verdi bugün. Yani 10.04'e alıp 10.19'a koysaydın gidiyordu 15 dakikada. Sizi gidi. Ah. Millete yukarıdan hop aldır sonra aşağıya ver falan filan. Ya. Usanmadılar. Tepeler sanki burada gibi arkadaşlar. Tabii Halkbank ve Vakıfbank kamu bankası olduğu için yani orada biraz daha sıkıntı var. Yani yabancı ve diğer yatırımcılar açısından ne oldu, ne bitti kardeşim bu bankalarda? Onu tam bilemiyorlar. Onun için de pek fazla girmiyorlar. Yani Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İşçi gibi değil ama burası gider. Yani bunların hiçbirini bırakmayacaklar bankaları. Burası böyle bir hareketle gidecek bana göre 13'e, 12.5'a doğru. Ama boğuşturma sezonundayız. Yani. Birileri alacak, birileri satacak. Son 15 dakikada, 25 dakikada veya karanlık odada tonla mal alınacak. Yatırımcının garibim sesi çıkmayacak. Onun hakları nasıl korunuyor, korunmuyor o da belli değil. Yani kim alıyor, niye alıyor? Karanlık odada başkası o işe karışamadan niye bu kadar mal geliyor? Özel emir varsa özel emirden alsın. Madem çok istiyorsa. Ya o özel emirin varlığının ne olduğunu yatırımcı bilmek zorunda. Birileri tonla mal alıyorsa yatırımcıya açıklamak zorunda. Amacın ne? Bugün alıp yarın satmak mı amacın? Yani yoksa başka bir şey mi var? Onların bilinmesi lazım ama. Yani. Ya işte. Yürüsün gitsin ne diyeyim ya. Yani artık ben de yoruldum ya. Yoruldum yani. Neyse ne ya. Yani vatan kurtaran Şaban rollerinde değiliz artık. Yeter ya. Bir yere kadar. Yani ülkenin uğradığı ahlaki erozyona bakın arkadaş. Yani insanların uğradığı. Şurada Karacaahmet, bu konunun peşine gideceğim zaten bugün de söyledim. İnsanlar getiriyor oraya demir kafes yapıyor. İçine gül dikiyor. İçine para veriyor, çiçek dikiyor. İçine gerekirse üstüne çakıl taşı, şu bu bir şeyler koyuyor. Niye? Kardeşim bunun zaten altında yatana bir faydası yok. Onu biz de biliyoruz. Ukalalığa da gerek yok. Bunların hiçbirinin faydası yok falan filan cart çürt diye. Yeri geldiğinde başkalarının kiliselerine, bahçelerine, mezarlıklarına imreniyorsunuz. Ne kadar temiz, ay ne kadar güzel var, çiçekler var diye. Sen niye yapamıyorsun? Çünkü çalıyorsun. Mezarlıkta dikilen o çiçekleri birilerine diktiriyorsun. Para ödüyorsun. Sonra o çiçekleri onlar alıyor, başka yere dikiyor. Gene para alıyor. 10 gün orada duruyor, onu söküyor, başka yere götürüyor. Dikiyor. 50 tane çiçeği yani 50 tane çiçeği hiçbir mezar ziyareti, kabristan ziyareti yapan kişi söküp götürmez kardeşim. Arabasına koyup ne yapacak? Bahçesine mi koyacak? Arabayla götürmesi lazım. Kim götürüyor bunları?
Kim götürüyor? İçeriden. Tuzağa koyacaksın. Nasıl avda tuzak yaparsın? Yemi koyarsın oraya. Gelir şak diye kapana yakalanır. Aynı şekilde tuzağı kuracaksın. Böyle pırıl pırıl falan böyle belli mezarlara çiçekler falan dikeceksin. Nasıl zamanında teptili kıyafet geziliyorsa şehirde aynı şekilde tuzağı kuracaksın. Alacaksın kamerayla. Ne zamanki biri geliyor, kimin geleceğini ben sana söyleyeyim. Çocukları gönderecekler. Hani 18 yaşından aşağı ceza almıyor ya. Çocuğu gönderecekler. Yemezler. Çocuğu da yakalarsın. Kim bunun anası babası? Ha. Çocuk sorumlu değilse anası babası sorumlu. Kim bunlar? Buranın güvenliği ne iş yapar? Yani güvenlik orada niye durur? Cesetler kaçırılmasın diye. Kim kimin cesedini kaçıracak kazarak toprağa? E belli ki başka şeyler çalınacak orada. Ya mezar taşını götürecekler. Ya orada eski mezarları götürüp İngiltere'ye satacaklar. Tarihi eşya olarak. Tabii. Gidin bütün eski mezarlara bakın. Bütün kavuklu mavuklu tepesinde bir şey olan değişik mezarların hepsini önce kırıyorlar. Sonra taşıyorlar arkadaş. Hiçbir şey kalmıyor. Ben bilmez miyim Karacaahmet'i? Ben orada doğdum ya. Yani bembeyaz mezar taşları falan değil. Eski Osmanlı'dan kalma hep böyle şeyler vardır. Büyük kalın mezarları şeyleri, mezar taşları falan. Öyle düzmüz değildir. Her yere artık mezarlığa bile inen bir soygun. Ne bu ya? Ne bu ya? Bu ne rezillik? Bakıldığında. Ama gidiyorsun baktığın zaman, sorduğun zaman bir şey yapamıyoruz. Bu cevap mı ya? Bir şey yapamıyoruz ne demek? Nasıl bir şey yapamıyorsun? Hikaye. Yine dönersek buraya. Bence Vakıfbank buralarda gezdikten sonra yukarıya alacaklar diye düşünüyorum. Tıpkı öteki bankaları da alacakları gibi. Yani eninde sonunda bankalar bir şekilde kar eder, koşlar. Dünyada hiçbir banka batırılmaz. Lehman Brothers'ı sadece inadına batırdılar. Ders olsun diye. Bütün ubidik gubidik böyle büyük türevler, mürevler falan filan. Şimdi gidin bakalım. Credit Suisse şu bu. Batırıldı mı? Batırılmadı. Kurtarıldı. Şu bu. Credit Suisse miydi? Hangisiydi İsviçre'de geçenlerde? Öteki tarafta Silikon Vadisi'ndeki banka. Ha. 8-10 tane daha var. Onlar da kapatıldı üstü. Yani bankaları zora mora sokacak şekilde ekonomi yönetmezler. Hikaye anlatmasın kimse kimseye. Bankalar şöyle zora girecek, böyle zora girecek. Sen anlat. Boğaza karşı heyecanlı oluyor. Banka lobisi öyle bir devreye girer ki, o kullandığın kredi kartı var ya, aylık ücreti, faiz kullandığını, ödeyemediğin paranın faizi, osu busu bilmem nesi, anında ödetirler. 100 milyar dolarlık para 1981 senesinde Brezilya'dan geri gelmiyordu. Ödeyemedi parayı. Kim vardı o parayı veren? Amerika'da Citibank'lar bilmem neler. Hanover Bank, Manufacturer Bank, Zırt Pırt. En büyük bankalar oradaydı. Fed ne yaptı? Bir anda geldi oraya. 100 milyar doları kim ödedi? Amerikan vatandaşı ödedi. Hem de kredi kartlarına normalde
%3, %4 faiz öderken %21 ile ödediler. Affetmez. Ama hikaye devam ediyor. İnanın. Hangi hikayeye inanırsanız inanın. Biz size değişik hikayeler anlattık. Tüpraş'ın Binler Kulübü'ne gideceğini anlattık. Ford'un Binler Kulübü'ne gideceğini hala anlatıyorum. Pegasus'un uçacağını anlattık. Bir tek Türk Hava Yolları beni şaşırttı. 4,5 dolar çarpı 20, 90 liralarda falan herhalde satıcı gelirdi. 4,5 dolar onun tarihi zirveleri. 20 senede 4 defa dönmüş oradan. 5. kez geldi, açtı. Helali olsun, olsun keşke 15 dolara gitse. Niye? Gurur duyarım. Yani. Ama bunlar gidecek. Otokar 150 liraydı. 1100 lira oldu. 1150 lira oldu. Yani. Bu böyle. Bir sürü kağıt var. Tofaş. 200 liralara gitti. Arçelik 140 lirayı vurdu. Ve Aygaz 12 liralık Aygaz 100 lirayı vurdu. Baba kağıtlar da vurdu. Yani şişe cam gitmeyen şişe cam 3 liraydı, 8 liraydı, 50 lira oldu. Yani. Birkaç tane lanet kağıt var. Bir tanesi Petkim. O da gerçi 3 liradan 20 liraya gitti. 19-20'ye gitti de 20'den 12'ye gelişi yanlış. Büyük kağıtlar o kadar gelmedi bunun kadar. Ama bankalar bankalar o kadar gitmedi arkadaş. Banka endeksine bakın. 1200 dolardan banka endeksi 200 dolarda sürünüyor. Aa, ben inanmıyorum. Ama yarın öbür gün değil. Neler nerelere gitti? Bakıldığında. Büyük kağıtlar da gitti yani. Şakası yok. Epey gitti kağıtlarda. Ama bazı kağıtlar 30 liradan çıkmış, 490 liraya gitmiş, ondan sonra göçmüş. Ya abi göçer ya. O bir Ford değil ki. O bir Tüpraş değil ki. Deni halka arzlardan falan filan. Götürürler, çakarlar. Koşarsan, yani belanı ararsan bulurlar. Yani kaşınmak istiyorsan kaşırlar. Bir takım yerlerde artık bir süre sonra peşinden koşmayacağız. Tren kaçtıysa kaçtı. Bir sürü tren var. Fark etmiyor. 10 liradan aldın, 13-14'e sattın. Verdiler 12'ye, 11'e, aldın geriye. Aldın bir daha çaktın 14'e. Verdiler, aldın, 14'e aşırttılar, 20'ye gitti. Aldın bir daha verdin. E ne oldu? 10 liralık kağıdı sanki 25 liraya satmışın gibi oldu kardeş. Bu işleri ama yapabilmen lazım. Yani. Evet. Geçelim. Bence burası yukarı gidecek ama biraz burada işte dolaştırıyor yani. Hocam sırada otokar var. Otokar alınır mı hocama? Hayır. Gider gene kardeşim. Tarihi zirvesine gider. Sahibi var kağıdın. Yıllardır var. Lan buradan uçurdu herif kağıdı ya. 105 liradan buraya uçurdu. 5 ay sürmedi. Kasım 2 ayda götürdü vallahi. Yani. Temmuz'da falan da değil. Şuradan götürdü yani. Ekim'in sonu ya. 2 ay. Kasım Aralık'ta buraya götürdü kağıdı. Biz konuştuğumuz zaman neredeydi? Burası 450 liranın olduğu yer. Biz buralarda bir yerde konuştuk. 150 lira olduğu yerde. Hatta daha aşağıda. Bu kağıt 60 ile 120 lira arasındaydı. 6 ay tankı mankı falan filan çarçurt dediler. 60 liraya indi bu kağıt. Sonra oradan toparladılar. Gelinen noktaya bak. Yani, satıcı gelir ama. Yani 203 oraya gelmiş, iyi çıkmış ama biraz zorlarsa 215'e gidebilir. Orada satıcı gelebilir. Yani daha sonraki hedef. Bir kere burada satıcı gelir artık. 11 dolar da gelir.
Yani 250'ye doğru gelir yani. Şu anda tekrar buraya doğru geliyor 10 dolara. 10 dolar civarında şurada tepeler var 10,5'ta. Yani 200 10 dolar olsa 235. 10,5 250. 11 ne eder? 240, 265 falan filan gibi. Ama büyük çanak tamamlanıyor. Şimdi burada hocam bu fincan burada da kulpu olur mu? Olur kardeşim. Burada bir de kulp yapabilir yani. Şurası fincansa. Burayı fincan yapıyorum sizin için. Bunların hepsinin zaten çoktan olması lazımdı da. Şimdi bir şey diyeceğim. Hadi demeyeyim. Türkiye buna layık değil. Burası gayet güzel. Şöyle kulpu olacak bu fincanı. Bu da kulpu. Hocam ne diyorsun ya? 5, 11, 6, 17 dolar, 18 dolar. E tabii. 25 liradan 18 dolar olsa ne ettikat? 450 lira filan. 150 liraya alan kaç tane bedava kağıt elde etti? Maliyeti bedava olan. Ama buralar koptuğu zaman tekrar gelirsiniz, görüşürüz. Revize. Revize ederler sizin için. Yeni hedefler seçerler. Ha, ben size söylüyorum bunun hedefini. Kağıdın gidişatı böyle. Daha sonra üst kademeye geçebilir. Bu da Türkiye'ye bağlı. Türkiye eğer 500 dolarlık endekse gidecekse bu kağıtlar böyle üst kanala geçecektir. Başka türlü olmaz. Yani eğer bir gün otokar Altay tankı gibi alınan Türk motorlarla Ukrayna veya Rolls-Royce falan bir şekilde alınan motorlarla başka bir tank dizaynına geçiyorsa o zaman işler bambaşka noktaya gider. Yani bunlar yapılabilir Türkiye'de. Yani görülmeyen, kolay kolay dedekte tespit edilemeyen uçaklar nasıl varsa hayalet uçaklar gibi bir zaman gelir belki de hayalet tanklar falan da olabilir. Ama tank yapmaya da gerek var mı? O da ayrı mesele. Daha ufak roket taşıyabilen, kumandayla idare edilebilen, uzaktan kumandayla idare edilebilen, yani yerde giden dronlar olduğu gibi havada giden dronlar da yapacaklar. İnsansız. Ama otokar o alana da girebilir. Savunma sanayinde. Belli olmaz yani. Bence kağıt tutulmalı. Geçelim. Bilmiyorum yeteri kadar bilgi verdim mi? Hocam sırada Cem Taş var. Yani kağıtta bir sıkıntı yok da Ereğli'de sıkıntı var. Yani Ereğli etkiliyor demir çelik sektörünü. Ortalamanın üstünde duruyoruz. Bak gelmiş bugün. Gene oraya çarpmış, zıplamış. Burada duruyor. Şuraya kadar geldi. Bak buradaki tepelere kadar geldi. Şimdi yine aynısını burada ne yaşadıysan şurada onu bu sefer burada yaşayacaksın kardeşim. 11 liranın üzerinde. Böyle giderse. Öyle giderse aşağı verecekler. Gene soracaksın Cem Taş'a ne oluyor diye. Çünkü büyük çanağı tamamlatacaklar burayı. Ama önce bu var. Solumuz, baş,
Burada zaten kendi içinde Toba yaptı. Solomuz baş sağ şeklinde. Solomuz baş sağ. Buradan kalktı. Şimdi bunu yapacak. Bununla uğraşıyor. Sağ tarafta. Böyle. Bunu belki biraz daha yukarıda yapabilir. Çünkü şu ortalama buradan geliyor şimdi yukarıya doğru. Hangi ortalama? Kırmızı renkli. 20 günlük ortalama. Daha kesemedi. Golden Cross'a geçemedi yani. Burada biraz boğuşmaya hazır ol. Ama böyle çanağı tamamlayacak. Güzel mi? Bu çanağı görüyorsunuz herhalde. Uçak gemisi böyle. Sonra uçak gemisi havalanarak kendisini katlayacak. 7-13, 13-6, 19 lira. Ama daha yolu var. Biraz zaman lazım. Şunun altı sıkıntı. Yani buralar falan. Artık 8'in altına bas git. Uğraşamayız. Tekrar 9'un üzerine çıkarsa alırız. Ama 8'in altına inmesin artık. Ortalamanın da altına verdim yani. Stopu. Bu da kırılan yukarı yönde geçilen direnç çizgisi. Kırılıyor yani burası. Bunu boşuyor. Yukarı geçti yandı. Şu çanağı tamamlayacak. Bu çanağı. Hocam onu katlamaz mı? Katlar ama şurası var da. Önüne o çıkar. Ana çanak. Yani burada bir satıcı gelir. Çünkü şurada bir fincanın bir kulpunu yapmak lazım. Sağ tarafta. Sonra buraya doğru hedefe, yani buradaki hedefe yol alır 16. Daha sonra da büyük çanağı katlayarak 19-20'lere doğru hedef alır. Kendisini orayı hedefler. Geçelim. Hocam sırada Europen var. Europen'de kârda mıyız bari? Europen'de. Kârda mıyız burada? Bu mu? Yüren. Değiliz. Muhtemelen ikili tepeden aldık. Yani. Allah yaş. Hacer Menkul Europen falan tavsiye etti mi? Etmez herhalde. Etmemişizdir diye düşünüyorum. Hocam yatırımcımızın maliyeti 13 liraymış. 13. 13 liraya gelecek de seni bekletecek. İki tane tepe var orada. Biraz bekleyeceğim. Maalesef. Çünkü şurada bir solumuz var. Burada iki tane var tepe 13 civarında. 13 lira 15 filan. Şimdi ortalamalardan kalkıp da şöyle gidersek yukarıya doğru 10,5'un üstüne doğru kesin kalmamız lazım senette. Uzun vadede şöyle olacak. Buraya gidecek. Ama oraya gitmeden önce bir kere böyle bir çıkar. Arkadan geliyor mu diye verirler. Arkadan milletin gelip gelmediğini nereden anlarız? Kırmızı renkli ortalama kağıdı tutar. Düşüşü engeller.
Kağıt ortalamanın üstünde kaldığı sürece bu şekilde. Ya Allah deyip koç kafasıyla bir de kale kapısına vurulur. Burada kaç. Yarısını kaç. Ol işte. Tekrar verirlerse burada yerine koy. Onun altına aldığını sat. Tekrar böyle geliyorsa burada aldığını bir daha çap. Diğerini tutuyorsun hala yarısını. Ona dokunmadın hiç. Tekrar verdiler. Bir daha al. Veya bekle. Burası geçilirken alıma dön. Burada verdiğini hocam bir daha burada al. Yani bir daha yukarı harekete artık satma. Taşı 17'lere doğru. Yani trade edeceksen bu şekilde trade ederek belki bir şeyler olabilir. Ama bunun çanağın katlanmasını düşünecek. Ben beklerim diyorsa o zaman vakit diyecek. Çünkü bunun toparlanması sol omuz. Burada böyle sağ omuz. Yani şurada da baş kısmı olur. Büyük çanağı. Böyle. Bu da uçak gemisi. Evet. Senaryo bu. Çok büyük majör bir değişiklik olmadığı sürece buna artık bakmayız bir haftada. Kırmızının altına gitmesin. Yani 9'a falan bir stop koy artık. Veya 8.30'a. Buraya. Yeter. İşi uzatma. Yani istiyorsan git otokarda veya Ford'da bat daha iyi. Hiç olmazsa Ford'da batarım dersin. Batmayacaksın da. Yani. Ama burada da şöyle bir potansiyel var. Eyvallah. Koy 8.30'a stopu. 8.30'a sattın. Tekrar aldılar 9.30'u. Dön bir daha al. Bir tane yukarıdan bir daha al. Yine 8.30'a stop koy. Eninde sonunda bu parayı sen oradan alacaksın. Sadece zamanına mal olacak. Böylece yukarı taraflarda falan filan bir takım şeylere langır lungur dalmayacağız. Bir kere bir majör bir yatırımımız olacak. Majör. Şişe camlı. Efendim Ford otosanlı. Tüpraşlı. Tamam mı? Böyle bir topaçlı, mopaçlı neyse. Böyle bir kor. Yani nasıl diyeyim? Bir gövdemiz olacak. Esas yatırımımız o. Ondan sonra European şu bu falan nereye takılacaksan takıl. Ama esas %50, %60'lık bir kum torbasının kumu olacak. Yani batmayacaksın onlar. Seni ayakta tutacak o kağıtlar olacak. Overall'u. Diğer tarafta istiyorsan maceralara girebilirsin. Evet. Geçelim. Türk Hava Hocam. Yolları falan gibi. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ford'lar, şunlar, bunlar. Evet. Geçelim. Sırada Ülker var. Benim kelime. Ülker. Evet. Hangisi? Ülker hocam. Ülker. Ülker. Evet. Bisküvi. Evet. Ha. Tamam. Haley. Evet hocam, şey Ülker. anlaşamadığımız yerlerde böyle anlaşacağız. Evet. Yani bisküvi falan dersen anlarız. Haley, marley, Tamam. tamam. Ülker. geldi şimdi bekletiyor kısa vade. Yani, yani normal. Yani tekniğe göre oynuyorlar. Tepeler burada. Tamam. Şimdi yatayı da burada. Biraz daha yukarıda bir yatay daha var. Şöyle. Şunu alalım ele.
Tamam. Solumuz. Baş. Sağ omuz. 1, 2, 3. Çanak burada. Yani 2-3 gün sonra ben de deneyeyim bari burada. Ortalamalara gelirse şuraya. Yaz buraya alışın. Ortalamaların biraz üstüne altına. 3-4 tane değişik emir, değişik kademeler, şey, değişik fiyatlarda. Bekle bakalım. Tekrar yukarıya geçtiği anda bu çanak katlayacak kardeşim. Buraya verdi. Verdi. Bravo. Sonra piyasa göçmezse buradan yukarı gidişte mal alırlar. Nerede satarlar? Tekniğe göre, oynadığına göre bir kere burada bir satacak. 45'te. Anlaşıldı. Etap etap götürecek yani. Bizim kitapları okumuş. Burada verecek. 37,5'un üstünde tutacak. Ortalamayı bekleyecek. Nasıl götüreceğim diye eğer şüphesi varsa belki de bizim bu videoyu inceler, ona göre götürür. Sonra böyle götürecek çanağı tamamlamaya. Adama tüyo da veriyor olabiliriz yani bilmeden. Çanak böyle katlanır diye. Ama kağıtta beklemen lazım. Ortalamaların altına inmediği sürece 32,81, 32,5, 32 diyelim. 32'nin altına gelmediği sürece buralarda mal alınır. Sonra bu hareketler, onlar nasıl nakış gibi işliyorlarsa sen de dantela gibi işleyeceksin. Bu kadar basit. Yani borsa ne kadar basit bir yer değil mi esasında bakıldığında? Para kazanmak şey gibi. Yani çantada keklik. Acar Menkul de böyle. Kusura bakmasınlar. Yani onun için gelip Acar Menkul'de çalışacaksın. Başka yerde değil herhalde. Değil mi Ömür? Yani. Ömür Bey'e söyleyin bakalım nerede çalışmak gerekiyor. Sorun. Söyleyecektir. Acar'da çalışılır. Geç bakalım. Hocam, Para kazanın, para. Hadi bakalım. sırada Odaş var. Oftaş. Odaş. Ha, elektrik. Evet. Anladım. Peki bakalım. Bu da değişmedi ki geçen haftadan beri değişti mi ya? Uzun vade. Yani şuradaki omuz başı omuzda yakalandım deme bana da. 1 liralık kağıt buralarda falan almamışızdır inşallah. Sol omuz. Baş. Sağ omuz. Koptuğu anda durum vaziyet tehlike. Kaçın. En az bu kadar gider. Bu kadar giden kağıt sol tarafta buradaki dibi test eder. Şu anda ne oluyor? Şu anda 1, 2, 3, 4 bunlar geçiliyor. Yukarı yönde pozitif. Geçildiği için. Şimdi ne oluyor? Önce buraya geldik. Şuraya yanaştık. Sonra burası var. Buradan bir blok var. Solumuz. Sol başsa minik. Kendi içinde tobo yapmış. Ana tobonun baş kısmı oradan kalktı. Şimdi sağ omuza geliyor. Buyurun.
Yani. Bir yerde sağ omuz olabilir. Kırmızı geliyor yukarıya doğru kesmeye. Buraya doğru geliyoruz kırmızı. Böyle olabilir. Burası kırılırsa şurası buradaki boşluk kapanır. 8.28, 8.25'lerde buraya doğru gider. Herkes gidiyor diye mal alır 9'da. Kağıt diye çakarlar. Millet düşüyoruz diye boşaltır. Hop diye alırlar. İşte ortalamayı da böyle yaparlar falan. Buradan tekrar böyle yukarıya falan. Öyle gideriz. Nereye kadar? Anatepe burada. Ama oraya gidene kadar önce şuna bakacaksın hedef olarak. Kere burası var. İlk hedef. Bunun katlanması var. Yukarı yönden. Bu hedef olarak şurayı hedefler. 10.30. Ama oradan önce buradaki satıcı buraya gelir karşına. Bu tip hareketler sonrası kopartırsak yukarı yönde senin bakacağın ana hedef şu çanağı, bu sefer büyük çanağın yukarı yönde katlaması olur. Ana zirve. Tekrar. Böyle bakılır o zaman. Solumuz baş ve büyük sağ omuz burada. Bekleyeceksin. Bu büyük çanağın tekrar buralara kadar gelmesi için. Ama ortalama da alıp burada satabilirsin. Tekrar burada ortalama da alıp bir daha satabilirsin. Tekrar ortalama da alıp geçerken burada artık satmayacaksın. Burada satacaksın bir kere daha. Çünkü şu blok karşına gelir senin. Yani burada seni bir daha devirir. Boğuşturur. Ortalamaların üzerinde kaldığı sürece potansiyel devam eder yukarıya. Bu şekilde. Evet. Geçelim. Hocam sırada Selva var. Selva neymiş bakalım. Gıda. Kime ait? Ha, İttifak Holding. Ha. Tepeler.
Bir daha böyle bir şey gördüğünüzde burada kaçın. Burada kaçın. Uğraşmayın fazla. Şimdi bakalım ne oluyor. Kilitepe bu. Onu kırdırdılar diyelim. Şöyle. Şuraya gelelim. Burada solumuz var. İki tane dip var burada. Buna paralel bir tane sağımız elde edeceğiz. Çünkü baş kısmı da bunun burada oldu. Şu çana önce tamamlanmasını bekleyeceğiz. Bu ortalamanın böyle yukarı yönde kırmızı, tamam mı? Yeşili 50 günlüğü kesmesini bekleyeceğiz. Golden Cross. Fiyatın bu kırmızının altına veya yeşilin altına en son gitmemesine dikkat edeceğiz. Kırmızıdan yukarıya doğru kırılma yaşanırsa kısa vadede burada bir satış gelir. Şuradaki tepeler dolayısıyla 12'ye doğru. Ama esas hedef şu. Bu çanağın uçak gemisinin şöyle yapalım. Bu uçak gemisinin yukarı yönde katlanarak fiyatı hedef olarak buraya taşımız. 14, 14,5'a. Orada bir daha satıcı gelir. Koy stopu 9'a veya biraz daha altına. Bence ortalamanın altına gitmediği sürece 9,5'un yani orada ek alım bile yapılabilir. Ha, bütün servetimi bağlamam buraya. İttifak Holding'in bir kuruluşu. Yani bütün servetimi bağlamam diyorum. Denizdeki hesabın %50'si 60'ı nerede olması gerektiğini söyledim. Geri kalan %25-30 neyse ondan bir takım yerlerde istiyorsanız alıp verebilirsiniz. Evet, geçelim. Yukarı doğru gidebilir bu kağıt. Hocam sırada Alarko var. Ortalamaya verdi. Hakim. Ama hayret bir şey. Geldi buraya. Yani bir aşağı doğru bir satış gelmiş gibi gün içinde. Solumuz burada. Baş kısmı burada. Bize sağ omuz lazım bir yerlerde. Yani böyle bakıldığında şuralarda bir yerde bir omuz lazım. Ortalamanın üstünde olsa daha da iyi. Çünkü bunu daha sonra alıp şöyle taşıyacağız. Önce burada dert. Sonra burada olacak dert. Yani
böyle yapıp ortalamayı da bekleyebilir. İlla şart değil kırmızıyı. Buradan tekrar vurabilir de o kadarını bilemem ama ortalama arka taraftan ona yetişmeye çalışıyor. Böyle. Şurada bir şöyle bir görüntü oluştu. Bakarsan. Böyle. Bunu katlarsak bu yüksekliği böyle katladığımızda hedef şöyle bir şey oluyor. Yani önce onun katlanması 95-95 olur da burada satıcı gelir. 90 civarında. Öyle hemen katlamaya bırakmaz işi. Önüne dikilir. Ama etap etap gider bu bence. Yani şu çanak. Daha sonra bu. Şöyle. Daha sonra en büyük çanak. Böyle. E bir gün gelir. Şu çanak katlar mı yukarıya? Ana çanak katlar. Bu böyle buradan yukarıya doğru da gidebilir. Şöyle bir hedef 30, 130 gibi kendine seçebilirsin. Böyle. Daha oraya gidiş biraz zamanla olacaktır. Yani hadi geldi diyelim. Sonra çıktı. Tekrar geldi. Tekrar çıktı. Ve çanağı tamamladı. Sonra ne olacak? Bir kulpu lazım. Böyle. Evet, bir kulp lazım. Ondan sonra böyle yukarıya Türkiye toparlanırsa toparlanmazsa yani tekrar bu ortalamaların falan altına gidiyorsa burada 60'ın altına doğru falan iş uzar kardeşim. Çok uzar. Evet. Geçelim bakalım. Hocam sırada gübre fabrikaları var. Ya bugün kar satışı gelmiş. Destek burada. Geçilen 250. Şöyle bakarsan hedef 300 gibi. Ama şu mum bu mum şey gibi olmuş. Kuyruklu yıldız gibi. Arkasından siyah. Destek burada. 251'de. Bu yavaş yavaş tırmanacak yukarıya doğru. Böyle. Düşüşü durdurmaya doğru koşacak. Böyle yukarı doğru. Bakalım bu durduracak mı? Durdurmazsa bu satışı durdurmazsa yeşili dener. 50 günlüğe gelir yani. Onun biraz daha işi var. Yani ne zaman böyle kağıtlar roket gibi çıkıyorsa buradaki durulma süreci epey vakit alıyor kardeşim.
Öyle hemen 400, 500, 800 filan o iş biraz yani bana göre zor da yani olmaz da diyemem. Kesin konuşamam ama böyle kısa vadede çok süratli götürürlerse kağıtları ondan sonra oradan çaktılar mı bunun böyle dengelenmesi bir yere oturması filan zaman alıyor. İşte Sasa 180'den bir çaktılar. Ne 6 ay mı 8 ay mı 10 aydır mı neyse orada yatayda uğraştırdı. Yani şimdi tekrar gitti mitti son ralliyle ama yani 180'e doğru Eski Tepe'ye doğru geldi mi? Gelemedi. Gerçi bölündü mölündü işte eski 180'den bahsediyorum. İndiği zaman 90'da 120 arasıydı. Yataya bağladı. Bu da böyle. Yani burada şu sert düşüş bunun böyle bir süre daha dalgalanmasına sebep olacaktır. Yatayda gezinmesine sebep olabilir. Mal gelmedikçe götürmezler. Yani götürüp ne yapacak? Elinde satacağı mal yoksa. Şimdi gözdeği alıyor mesela. Buradan kaldırmış. Bu tip kağıtları yoklayın. Buradan yukarı doğru kalkıyor mesela. Tak. Hürriyet de böyle gitti. Buradan bir kalktı, geri geldi falan. Ve 50 günlük ortalamanın oradan kalkmaya, buralarda dolanıp kalkmasını bekleyeceksin. Burada bir yerde satış gelir 15'te. İlk etapta. Evet, geçelim. Hocam sırada Orge var. Ali mi geldi gene? Yatırımcı Ali mi? Orge. Yani beklenebilir ama şu anda kısa vade belki biraz satış geldi diyelim. Yani şurada kuyruklu yıldız olmuş gibi. Esat tepeler burada yalnız. 27 civarında. Yani 27'ye kadar kısa vade beklenebilir de. Şimdilik şu ortalama oraya gelecektir. Kağıdı tutmaya kısa vadeli 20 günlük böyle bir iki gün daha burada geçirebilir. Şurada satış gelir gelirse. Yani böyle olabilir. Biraz daha. Şu 20 günlük ortalamanın altına giderse 22,5 denenir. 50 günlük. Ama gitmezse yukarı gitme tekrar 27'yi zorlar. Bu etap etap gidecek. Onun burada da derdi var. 30'a yakın yerde. Yani 30'a yakın yerde bir daha satıcı gelir, bir daha alırlar, verirler falan filan. Öyle gidiyor burası. Şurası yatay alan. Tepe burada. Bu yatay alan zaman içinde kendisini tekrar katlayarak şu ana tepeye doğru bu tepeye doğru gitme ihtimalini arttırır. Böyle büyük bir çanağa gitme durumu oluşabilir. Tabii bunlar ekonomik tedbirlerin Türkiye'de olumlu sonuç vereceğine olan inanç. Eğer yok ya bu ekonomik programdan cacık olmaz derseniz bu beklentiler hepsi kapıdan dışarıya, pencereden uçar gider. Olumlu senaryolarda fiyatlar bu şekilde yukarıya gidebilir. Sonra uzun vade 20-35'i katlayıp 2 sene sonra bilmem ne 2-2,5 sene neyse 50 lira olur mu? Olabilir. Her şey Türkiye'nin iyiye doğru gitmesine bağlı. Yani haftalık grafiğe bakıldığında dolar bazında kağıdın 2012'de gördüğü dolar bazındaki tepe bu. 2 dolar. Ama onu görmek için daha biraz zaman lazım. 2 sene geçerse şaşmam. Tepeler böyle. Kağıt nerede direnmeye çalışıyor? 50 haftalık ortalamada burada 1 dolarda. Bunun üstüne
Şöyle bir hareket lazım ki kağıt durumu kurtarsın. O zaman da burada satıcı gelir. 1,5 dolarda. İlk satıcı orada gelir. Sonraki satıcı da burada gelir. 1,65'ten. 1,5 dolar. Nereden baksan 23, 11 daha 24, 34, 35 eder işte. Eski tepe. Çanağın tamamlanması. Geçelim. Son bir tane daha bakalım. Saat galiba 10:30'a geliyor. Evet. Sırada Parsan var. Bence yeteri kadar gitmedi ya. Toplayamadılar galiba kağıdı. Çünkü 70 liralarda falan otomotiv sektörü bayağı gitti. Bu otomotiv sektöründe parça marça yani normalde daha fazla gider diye düşündüm ama satış geldi buna da. Enteresan. 80, bugün 7 lira yapmış tabii. Yani buralara verdiler ya 50 liraya tabii üçlü dip oldu burada. Yani bu kağıdın tabii burada durmamalıydı çünkü otokartlar, Fordlar, bilmem neler falan filan ki derken bu kağıdı toplayamadı demek ki. Her zaman bir spekülatörü vardır. Şöyle düşün. Oradan zaten buradan kopartmış şurada. Kaldır kaldır. Şuna bak. Bu tren çizgisi de kırılıyor. Kağıt şimdi ne oldu? Çanağına geldi. Büyük çanağı tamamlamış. Geçmişte öyle bir şey var mı? Yok. 80 lira çanak. Ya adın 4,5, 4,30'a kadar bir kere yolu var. Bu çanağı tamamlayabilir. 4,25'i. Yani burada da boşluk var. 4,60'da. Orası da kapanabilir. Bu düşüşte. Kağıt buradan kalkıyor bak. 50 haftalık ortalamanın orayı deliyor, yukarı gidiyor. Şu çanak İşte gün içinde bir sürü yere bakıldığı için iş çok. Kaçırıyoruz hep. Bu da aklımızdaydı. Bu böyle katladığı zaman burayı verir. 4,25'e kadar bir kere kapanan yolu var. 4,25. Çarpı 23. 99, 87. 100 lirayı göstermezseniz ahım kalır. 100 liraya gidiyor kağıt. Evet. Geçelim. Daha da yukarı gidebilir de. Bunun esas tepesi burada kardeşim. İki defa oraya gitti. 2018 2021 rallileri. Şurayı hesaplarsak 2018 program ya. Ne oynak. Şu kalınlığı alıp bunun üstüne koyarsan işte 5,5-6 dolar. Önce 100 liraya götürür. Eğer kaptırırsa 150 lira bile yaparlar. Hiç belli olmaz. Çünkü burada bak işte şu hareketleri görüyorsun bak.
patır 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 patır, ama ondan sonrası patır kütür patır kütür. Yani bir yerde kar almayı unutmayın. Kaptırmayın kendinizi yani. Çünkü bir yerde satıyor bu spekülatör. Yani önce 100 sonra buraya götürürse burada kesin satıcı gelir. 5.30'da. Mümkünatı yok yani. Orada çakar yani. Evet. Sonra var mı başka? Var mı bir tane daha? Vestel var hocam. Vestel. Bu trend kırılıyor. Değil mi? Kırıldı çoktan. Yukarıya doğru gidiş sinyali. Nasıl ne diyor, değişmiyor. Hepsi aynı. Direnç burada kardeşim. Üç tane dip var burada. Şöyle bir çanak var. Böyle bir çanak kalınlığı var. Burası katlarsa. Şuradaki tepeye gider. Şöyle gidersen. Tak tak. 65-70 liraya doğru gidebilir. Sağ tarafta yalnız bir tane dibe ihtiyacı var. Yani şunun bunun gibi burada bir tane dibe ihtiyacı var. Ki fiyat böyle gelsin ve buradan zıplasın. Büyük çanağa doğru gitsin. Evet. Bu akşamı bitirdik burada. Hadi bakalım. Herkese bol kazançlar. Hocam çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Salı günü tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Sağ olun hocam. Kendinize iyi Size bakın. de. Tamam.